kiraladı. Özel insanlara servisler yaptı. Ama bir türlü bu ülkedeki yangına çare olacak uçaklar bir türlü devreye sokulmadı. Bu konuyu konuşacağız. Bu konuyu Türkiye'nin bu konudaki en uzman bir ismiyle konuşacağız. Arkadaşlar Marmaris kalsın ama havacılık uzmanı Sayın Zafer Yeşilgül'le birlikteyiz. Kendisi bir kontrolör, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de uzun yıllar bu konularda görev yaptı. Sayın Yeşilgül merhaba. Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Tüm Türkiye'ye de geçmiş olsun diliyorum. Şimdi sormak istediğim soru şu, biraz önce gördüğünüz uydu görüntüleri de 2021 yılından alınmış görüntüler. Türk Hava Kurumu'nun bahçesinde sağlam gibi görünen, yani görünen görüntü o ve bahçeye daha doğrusu pistin yanına bırakılmış 9'a yakın uçak var. Bu uçaklar çok özel uçaklar, denizden çok rahat su alıp çok rahat bırakabilecek uçaklar. Mesela bazı uçaklar denizden su çekemiyor ama Türk Hava Kurumu'nun o uçakları denizden su alma kapasitesine de sahip. 100 litre eksik deposu diye bu uçakları ihalelerde önce devre dışı bıraktılar. Daha sonra kurulan şirketlere yurt dışından uçak getirtmek için ihale açıp iş verdiler. Neden böyle yapıldı? Nedir bu Türkiye'nin yaşadığı felakette bu Türk Hava Kurumu ve uçak ihlalinin bize getirdiği fatura? Fatih Bey, doğruyu söylemek gerekirse şu an Türkiye'de müthiş bir bilgi kirliliği var. Yani her kesim, her aklına geleni, her TV programında söylüyor ve bu bilgi kirliliğine istinaden de net bilgiye ulaşılmıyor. Bugün Türk Hava Kurumu daha önce almış olduğu bir ihaleye istinaden 9 adet CL-215 tipindeki yangın uçağını parasını ödeyerek satın alarak Türk Hava Kurumu'nun envanterine kattı. Ve almış olduğu ihaleyi de yanılmıyorsam 3 yıllık bir ihalede de bu görevi yaptı. Ancak bu ihalenin içerisinde Türk Hava Kurumu belirli bir süre sonra CL-215'leri CL-400 ya da 415 tam adını hatırlayamayacağım bir üst segment uçaklarla değiştireceğim diye ihaleyi almıştı ve bu şartlarla bu ihaleyi kazandı. Bu ihalenin şartlarını yerine getirmemesine rağmen Türk Hava Kurumu 3 yıl boyunca bu ihaledeki alması gereken ödeneğin tamamını aldı. Sonuçta Türk Hava Kurumu'nun altında derneğin ya da vakfın kontrolünde TYK Gökçen Havacılık diye ayrı bir iktisadi işletme var. Bu bir ekonomik şirket. Nasıl ki A şirketi, B şirketi varsa Türk Hava Kurumu'nun altında da ticari kaygısı gelirleri olan Türk Hava Kurumu Gökçen İktisadi İşletmesi diye bir kuruluş var. Bu kuruluş devletten almış olduğu bu ödeneklerin içerisinde bu uçakların faaliyetlerinin de sağlanması vardı. Şu an bu 9 adet uçak havaya kalkan bir tane iki tane görüntünün haricinde bu uçaklar zamanında bakımları yapılmadığı için, zamanında parçaları tedarik edilmediği için ve bakım merkezlerine kendilerinin ihalede almış oldukları, vermiş oldukları bu şartnamenin içerisinde atıyorum bir uçağın saatlik maliyeti 6.000 dolardır. Bunun içerisinde bu uçağın bakım masrafları da vardır. Bu ödenekleri almasına rağmen Türk Hava Kurumu bu uçakların bakımını zamanında yapmadı. Bu uçakların 9'u da şu an faal durumda değil. Uçabilir mi? Evet uçar. Konumuz şimdi ikiye ayırmak lazım. Türk Hava Kurumu'nun bu 9 uçağını atıl mı bırakacağız? Yoksa yangın söndürmede kullanacak mıyız? Ancak halkımız şunu bilmeli. Türk Hava Kurumu'nun 9 uçağı uçabilir özelliği kazanması için yeniden bakımlarının yapılması lazım. Bu da kimine göre 4 milyon dolar, kimine göre 15 milyon dolar. Şu şöyle değil. Yani bu uçaklara bugün görev verilirse 9 uçağın 9'u da kalkabilecek durumda değil. İkisi hiç uçamayacak durumda. Yani kal edilmiş durumda aldığım bilgi. 7 uçak uçabilir durumda. Ancak bunların tekrar saatlik bakımlarının, yıllık bakımların örneğin 200 saatte bir A motor bakımı, 1000 saatte bir B motor bakımı, 2000 saatte bir C motor bakımı gibi bakımlarının yeniden uçağın üreticisi olan firmanın yetki verdiği bir yerde yapılması lazım. Türk Hava Kurumu zamanında ödeneğini almasına rağmen ki tekrar söylüyorum Türk Hava Kurumu'nun altında, Türk Hava Kurumu ticari bir işletme değildir.
altında TYK Gökçen İktisadi İşletmesi diye bir ticari kuruluş vardır. Bu ticari kuruluşun diğer piyasadaki bir şirketten farkı yoktur. Bir ticari gelir elde eden bir kuruluştur. TYK Gökçen almış olduğu ihalenin sonucunda uçakları revize etmemiş, üst modeli sağlamamış. Buna rağmen de bu uçaklar uçurmaya devam etmiş, ödeneklerini almıştır ve bu almış olduğu ödeneklerle uçakları faal duruma getirmemiştir. Buyurun. Antalya Beydir bölgesinde şu yeni gelen görüntüler, yeni değil mi arkadaşlar bunlar? Yeni gelen görüntüler, Antalya Beydir bölgesinde de yeni bir yangın başladı ve bu Beydir bölgesindeki bu yangın gerçekten çok büyük bir yangına benziyor. Ana yola yakın bir bölgede ve ağaçlar tutuşmuş vaziyette ve büyük bir orman yangını görüntüsü var. Ve yangın büyüyerek devam ediyor. Daha önce de burada küçük çaplı yangınlar vardı ama bu çok büyümüş görünen. Helikopterler şu an su atıyor bölgedeki şeylere, yangınlara müdahale ediyor. Ama hala gökyüzünde bir uçak görememekten dolayı kahrolduk. Buyurun Sayın Yeşilgül, görüntülerle beraber sizi dinliyorum. Beydiğin mahallesindeyiz. Faaliyete getirmek bu milletin hepimizin A'dan Z'ye boynunun borcu. Ancak Türk Hava Kurumu uçaklar yeniden faaliyete geçirecek olan Orman Genel Bakanlığı bir ödenek verip de alın bu 10 milyon doları uçağınızı faal edin. Ondan sonra gelin uçurun diyecek kısım Orman Genel Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak buna bir kaynak sağlayacağız. Ve bu kaynakta Türk Hava Kurumu'na 10 milyon dolar mı, 20 milyon dolar mı, bu para oradan gelecek. Yanlış yer vuruluyor. Orman Bakanlığı'nın böyle bir bütçesi, yani alın ben mesela Halk TV, alın 10 milyon dolar, Halk TV'yi faal edin, gelin yayına başlayın demek gibi bir şey olur. Evet, bu uçaklar İvedo olarak hizmete alınması için Türkiye Cumhuriyeti başta Sayın Cumhurbaşkanımız ya da Hazine Bakanlığı bir şekilde Türk Hava Kurumu'na ve kayyumumuza bir para aktaracak. Bu parayla bu uçaklar tekrar İvedo olarak bakımlarının yapılıp faal edilmesi gerekecek. Ama net söylüyorum, Orman Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi, bütçesi yok. Yani ihaleyi Türk Hava Kurumu'na verelim ama para verelim bu uçakları faal etsin durumuna geliyor. Diğer bir hususa gelmek gerekirse, yani bu uçaklarla ilgili yanılmıyorsam net bir bilgi vermiş oldum. Bu uçaklar şu an uçabilir durumda değil. Bu uçakların kendi ürettiği fabrikanın vermiş olduğu yetki çerçevesinde, nasıl ki bir Mercedes'in yetkili servisi bakıyorsa, bu uçakların da yetkili servisi bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok, Avrupa'da bir yerde. Bununla yeniden anlaşılacak, faal duruma getirilecek. Bunun içinde 5 milyon mu, 25 milyon dolar mı, bu para neyse, bunu Türk Hava Kurumu karşılayacak durumda değil. Bunu biz millet olarak da karşılamaya hazırız. Burada Türk Hava Kurumu'nun kayyumuna da sesleniyoruz vatan ve millet adına. Bir hesap açsınlar, herkes üzerine düşeni bu millet yapacaktır. O uçakları tekrar faal duruma getirmek hepimizin boynunun borcudur. Ancak şu an geldiğimiz noktada hatayı aramakta değil, şu anki içinde bulunduğumuz durumdan nasıl çıkabiliriz? Şu an göstermiş olduğunuz helikopter Rus yapımı Mi-17 bir helikopter olup askeri helikopterlerine Mi-17, sivillerde Mi-8, Mi-24-32 diye gidiyor. Rus yapımı bir helikopter. Helikopterler yangın söndürme helikopteri olarak adlandırdığımız bu helikopterler taşımış oldukları altında su haznesini taşıyan bir sepet gibi bir şey görüyorsunuz altında. Bunların değeri 814 bin dolar. Bunu dünyadaki bütün helikopterlere takabilirsiniz. Yani altında kancası olan bu su taşıyanı 2000 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin UH-1 helikopterleriyle dahi biz haftada iki kez pilotlarımız yangın eğitimine giderlerdi. Bu alttaki su taşıyan kovayı alırdı pilotumuz, giderdi gölden suyunu alırdı, bir yere suyunu dökerdi ederdi. Bu bir eğitim gerekiyor. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Rusya'dan getirdiğimiz helikopterlerin aynısından Mi-17 ki, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Cuma günkü girişimlerimizle İran'daki dostlarımıza ulaşarak İran hükümeti Türkiye'ye bir adet İllüşün 76 10 saniyede 40 ton su atıyor. Az evvel CHP Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç Bey 20 ton olarak belirtmişti ama 40 ton su önemli bir sudur. 10 saniyede 40 ton su atan bir uçak geldi ve yine